Merhaba sevgili seyirciler, İnsan Hakları Ajandası'na hoş geldiniz. Bu hafta Suriyeli 3 gencin İzmir'de katledilmesini konuşacağız. Bir nefret cinayetini konuşacağız. Ama her hafta olduğu gibi bu hafta da hangi hak ihlalleri olduğu Türkiye'nin insan hakları karnesini izliyoruz. Sonrasında konuğumuzla sohbet devam edeceğiz. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle 25'i HDP'li 28 milletvekili hakkında hazırlanan toplam 40 fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. 28 Aralık'ta İstanbul'un Bahçelievler'deki Halkların Demokratik Partisi ilçe binasına yönelik Muhammed Eren Sütçü'nün gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Muhammed Eren Sütçü, 3 Ocak'ta silahla tehdit ve yaralama suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 17 Haziran 2021'de Deniz Poyraz'ın HDP İzmir İl Binası'na yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Onur Gencer hakkında açılan davanın görülmesine 29 Aralık'ta başlandı. İddianamede Onur Gencer için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Duruşma sırasında Onur Gencer'in Deniz Poyraz'ın akrabalarına küfür etmesi nedeniyle mahkemeye ara verildi ve ara sırasında Onur Gencer tutulduğu cezaevine geri götürüldü. Mahkeme, düzen ve disiplinin oluşmadığı gerekçesiyle avukatların beyanlarını almadan duruşmayı 24 Ocak 2021'e erteledi. Deniz Poyraz'ın HDP İzmir İl Binası'na yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davanın 29 Aralık'ta görülen ilk duruşmasına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Fox TV, Halk TV ve Tele 1 kanallarına yayınları sebebiyle idari para cezaları verildi. Garibe Gezer, Kandıra cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada sistematik işkenceye maruz bırakıldıktan sonra şüpheli biçimde hayatını kaybetmişti. Gezer'in maruz bırakıldığı cinsel saldırıyı araştıran soruşturmada savcı, cinsel saldırı dosyasına takipsizlik kararı verdi. Ankara'da polis, Adalet Bakanlığı'na yürümek isteyen hasta ve infazı yakılan tutukluların ailelerine saldırdı. İçlerinde Artı TV muhabiri Hayri Demir ve kameraman Kadir Devir'in de bulunduğu gazeteciler de polis tarafından şiddete maruz bırakıldı. Evet, 23 yaşındaki Mamun El Nabhan, 21 yaşındaki Ahmet Al Ali, 17 yaşındaki Muhammed El Biş. Bunlar Türkiye'de yaşayan 3 Suriyeli genç ve yakılarak katledildi 16 Kasım'da İzmir'de. Bu konuyu konuşacağız. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ayşe Kaymak konuğumuz. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gerçekten belki Türkiye tarihinin en trajik olaylardan bir tanesi. 3 genç yakılarak katlediliyor 16 Kasım'da İzmir'de. Öncelikle o cinayet hikayesini ve gençlerin hikayesini sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum bu konuyu gündemde tutmaya çalıştığınız ve bizi de davet ettiğiniz için teşekkürlerimi iletiyorum. Siz de bahsettiğiniz gerçekten çok korkunç, insanlık dışı bir nefret cinayeti söz konusu. Ama tabii daha acı olan sanırım bu olayın yaklaşık 35 gün boyunca kamuoyunun gündemine gelmemesi. 35 gün sonra... Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin bir sosyal medya paylaşımı üzerine Sığınmacı Hakları Platformu'nun İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi'ne başvurması üzerine aslında konudan haberdar olduk. Bu 35 gün sonra haberdar olmamız tabii insanda şöyle bir biz insan hakları savunucuları olarak hak ihlallerini, özellikle mültecilerin yaşadığı hak ihlallerini görünür kılmaya, bu konuda çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz ama 3 gencin yakılarak öldüğü bir cinayetten bu kadar geç haberdar olmak gerçekten çok Peki, üzücü. Burada, hem bizim açımızdan... lafınızı böldüm de 35 gün sonra, yani cinayetten 35 gün sonra öğrenilmesinin temel nedeni nedir? Yani hiç mi duyulmadı yoksa sahip mi çıkılmadı? Neden 35 gün sonra öğrendik? Veya yargı bu konuyu mu kapatmaya mı çalıştı en azından? Veya polisler farklı bir taktik mi belirledi?
Şimdi şöyle, kamuoyuna ve basına yansıyan bir takım şeyler var. Özellikle ailelerin beyanı var. Ben de basından takip ettim. Polisin bizi bekleyin, bir sürü açıklama yapmayın da yönelik bir beyanı olduğunu dair basında bir takım ifadeler paylaşıldı. Ama bence daha önemli olan nokta şu: bu kişiler gerçekten sahipsiz, ailesi bulunmayan, birçoğu yalnız yaşayan, biri 17 yaşında refakatsiz bir çocuk. Yani Türkiye'de hiç akrabası dahi yok. Bu da aslında bu kişilerin uğradığı hak ihlallerinin sadece yaşam hakkı ihlali değil, sigortasız çalıştırılma, çok düşük ücretlerle çalışma, sokakta yaşama gibi en temel insan haklarından dahi mahrum oldu bu yaşam koşullarında. Tabii ki takip edilemiyor olay, çünkü birçoğu Türkiye'de yalnız yaşıyor. Fotoğraflar ekrana yansıdı şu anda. Yani siz ifade ettiğiniz gibi biri reşit bile değil daha henüz, 17 yaşında. Evet. Üç genç yakılarak cinayete kurban gitti. Peki, tabii, şunu da eklemek istiyorum aslında sizin sorunuzun yanıtı olarak. Şimdi bu yönde biliyorsunuz Türkiye'de özellikle bazen gizlilik kararı alınan dosyalar var. Ve bu dosyalarda avukatların dahi dosyaya erişimi sağlanamazken hemen bakıyoruz, basına servis ediliyor. İşte failin ya da mağdurun özel bilgilerine yer veriliyor. Yani bir şeyin bu kadar uzun süre gizli kalması mümkün değil. Gizlilik kararı alınan dosyalarda bile biz hukukçular olarak görüyoruz bunun örneklerini. Böyle bir olayın, böyle büyük bir olayın, hatta iş yeri sahibinin ve iş yerinde çalışan tanıkların bilgisi dahilinde, yani orada duyulan bir olay aslında bu, iş yerinde çalışan kişiler tarafından bu kadar uzun süre kamuoyunun gündemine gelmemesi tabii bir takım soru işaretlerini, yani bilinçli olarak. Size ek olarak, şimdi gizli kararını biz terör soruşturmalarında çok iyi biliyoruz. Yani açılan her terör soruşturmasında savcılar peşinen gizli kararı talep ediyor mahkemelerden. Bu bir nefret cinayet davası. Aslında şeffaf olması gerekir. Üç genç yakılarak öldürüldü. Yani herkesin, kamuoyunun bilgi alması gerekir ki Türkiye'de milyonlarca mülteci var ve onlar da aslında bu korkuya kapılmış vaziyette bu cinayette. Bu gizli kararının amacı ne? Yani dosyayı korumak mıdır, yoksa bir şeyleri mi gizlemektir? Dosyada gizlilik kararı yok. Onu düzeltelim. Ben onu örnek olması açısından paylaştım. Yani gizlilik kararı alınan dosyalarda bile çok rahat kamuoyunda, basında yer alabiliyorken, basın buna bir şekilde ulaşılabiliyorken, burada bu olayın 35 gün boyunca hiçbir şekilde gündeme gelmemesinin aslında bilinçli bir üstünü kapatma ya da kamuoyunun bilgisini dahiline sunmamak için özel bir çabanın olduğunu bizi düşündürüyor. Kafamızda bu yönde soru işaretleri var. Yoksa dosyada alınmış bir gizlilik kararı yok şu an. Peki cinayeti işleyen kimdir veya hangi sahiplerle yapmıştır, veya bir daha öncesinde bir sürtüşme var mıdır, bir kavga var mıdır, bir husumet var mıdır? Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz olaydan haberdar olur olmaz İzmir Barosu olarak, işte İzmir'de İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi ve hak örgütleri, insan hakları savunucusu olan avukatlar olarak hemen olayla ilgili bir inceleme başlattık. Olay yerine gittik, tanıklarla görüştük ve şu an soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi, eksik toplanan deliller varsa bunların toplanması, bir takım ihmaller varsa bu ihmallerin tespitiyle ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve tüm görünür ve görünmeyen faillerin, tüm delillerin toplanabilmesi için soruşturmaya zarar verecek herhangi bir zarar verici bir açıklamada bulunmak istemiyorum. Evet. Çünkü çok hassas bir konu. Ama şunu söyleyebilirim. En nihayetinde bu kişiler Suriyeli işçi oldukları için hedef alınmışlar. Ve Suriyeli işçi olarak hedef alındıkları için bir nefret cinayeti söz konusu. Zaten şüpheli de bunu bir şekilde ifadesinde belirtmiş durumda. Aralarında herhangi bir husumet, herhangi bir tartışma, herhangi bir kavga yok. Bu kişiler sadece Suriyeli oldukları için hedef alınmış ve Suriyeli oldukları için böyle bir cinayete, ne yazık ki insanlık dışı bir cinayetle yaşam hakları elinden alınmış. Dolayısıyla bunun bir nefret cinayeti olduğunu söylemiş. Şu an çok net, açık bir şekilde ifade edilebilir bu. Peki siz bu hukukçu olarak bu tespiti yaptınız. Ben de size katılıyorum. Evet, nefret cinayeti gibi görünüyor. Bu soruşturmayı yürütenler açısından cinayet nasıl görünüyor?
Soruşturmanın yani savcılık makamından bahsediyoruz. Evet ve polisler yani mesela soruşturmayı nasıl bir sıradan bir cinayet davası gibi yürütülüyor yoksa bir nefret cinayeti var ortada sahiki de mi yürütülüyor? Şimdi tabii şunu en baştan söylemek istiyorum. Biz savcılık soruşturmayı yürüten savcılık makamının bu dosyaya çok hassas, çok titiz bir şekilde bütün ihtimalleri değerlendirerek yaklaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu herhangi bir cinayet davası değil, nefret sahikiyle işlenmiş ve sonuçları çok ağır. Kamuoyu açısından da çok ağır, ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da sonuçları çok ağır. Bu yüzden daha titiz bir incelemeye tabi tutulması, her ifadenin, her beyanın araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii 35 gün boyunca dosyadan bir haber olduğumuz için mesela olay yeri incelemesi, işte yangınla ilgili işte yeterli incelemeyle ilgili bir takım eksiklikleri tespit etmeye çalışıyoruz. Onlar avukatsız mı oldu o incelemeler? Yani cinayet sonrası olay yeri incelemesi, işte diğer raporların hazırlanması konusunda avukatlara müdahale olmadı herhalde o zaman. Tabii bizim çünkü haberimiz yoktu. Evet. Yani biz 20 Aralık günü öğrendik böyle bir cinayeti ve 20 Aralık'tan sonra dosyaya bir şekilde müdahil olmaya başladık. Nitekim ailelerle de görüştük ve irtibat kurduk. Şu an ailelerin avukatı olarak dosyada taraf durumundayız ve ancak bu süreçten sonra bizim dahilimiz söz konusu oldu. Ama 35 günlük süre içerisinde olay yeri inceleme, delillerin toplanması, delillerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi hususlarında bir dahilimiz olamadı. Dolayısıyla bu 35 günlük süre içerisinde dosyayı inceliyoruz. Bir takım ihmaller varsa bu ihmalleri tespit etmeye ve delilleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili taleplerimizi de ileteceğiz. Eğer varsa demek ki savcılık makamı ya da iddia makamı soruşturmada delilleri toplamaya yetkili olan kolluğun aslında bu cinayeti herhangi sıradan bir olay gibi ele aldığını düşüneceğiz. Bir nefret cinayeti olarak ele almadığını göreceğiz. Bunu ileriki aşamalarda aslında biraz daha soruşturma ilerleyince göreceğiz. Bazı medya organlarında bu cinayeti olurken polisin tutanakta elektrik kontağıyla ilgili bir sorun olduğu iddia edildi. Bu konuda bir fikriniz var mı? Haberleri gördünüz mü daha doğrusu? Şöyle bu basına yansıtıldı, evet yani aslında polis değil, itfaiye raporu, olay yeri inceleme raporunda yangının elektrik sobasından kaynaklanan bir çıkış sebebinin elektrik sobası olabileceğine dair bir rapor tutulmuş. Bu yönde bir itfaiye raporu var ama şunu söylemek gerekiyor, bu itfaiye raporu olaydan hemen sonra az önce dediğim gibi nasıl tutuldu, nasıl bir inceleme yapıldı biz bunu bilmiyoruz. Ama bu rapordan sonra tanık beyanları var yani ve her şeyden önemlisi şüphelinin başka bir soruşturma kapsamında yakalanmasından sonra vermiş olduğu ifade var. Ve bu ifadeyi destekleyen bir takım kamera kayıtları, tanık anlatımları gibi deliller var. Dolayısıyla orada yeniden etkin bir inceleme yapılması gerekiyor. Bu yönde de zaten kapsamında değil, başka bir dosya kapsamında mı yakalandı? Şöyle şüpheli ne yazık ki az önce sizin söylediğim bu olay yani 35 gün sonra açığa çıkması bizde şöyle bir endişe insan hakları savunucuları olarak ya kim bilir belki ne kadar böyle hak ihlali yaşanıyor evet, ve biz bunlardan haberdar olamıyoruz. Bu insanların yakınları Türkiye'de olmadıkları için ya da haklarını savunan kişilere, kurumlara erişemedikleri için belki de biz bunlardan haberdar olamıyoruz. Bu olayın acı bir tarafı ama bir diğer acı tarafı da bu şüpheli başka bir soruşturma kapsamında yani 26 ya da 29 Aralık günü başka bir suç, yağma suçu nedeniyle yakalandıktan sonra ifadesinde bu suçunu da itiraf ettiği için biraz da aslında tesadüfi olarak öğreniyoruz. Evet. Bu da bence bizim açımızdan daha acı bir olay yani diye düşünüyorum. Yani o yağma suçundan yani, yakalanmasaydı belki bu dosya itfaiyenin verdiği raporla bu şekilde yürüdü. Kapatılacak belki de. Elektrik kontağından çıktığı tespitine güvenilerek soruşturma kapatılacaktı belki de bunları bilmiyoruz. Son dönemlerdeki nefret cinayetlerinde şüpheliler gayet gururla ikrar ediyor. Yani biz yaptık diyorlar. Bunun yani bu 3 kişinin yakılması olayında da gördük yani ben yaktım
işte Suriyeli oldukları için. Neye yarıyorsunuz? Yani bu özgüven, bu suçu üstlenme güdüsü neye yarıyorsunuz? Şimdi Veysel Bey, şunu özellikle belirtmek gerekiyor. Yani bu tekil cinayet değil elbette. Türkiye'de özellikle son yıllarda bizim ülkemizde yaşadığımız pek çok sorun var. Ekonomik kriz, işsizlik, işte siyasi iktidarın sebep olduğu birçok hak ihlali ve bunların karşısında sanki bunların sorumlusu mültecilermiş gibi bir algı yaratılıyor. Biliyorsunuz mültecilere yönelik, sığınmacılara yönelik çok yoğun bir nefret söylemi, ötekileştirici, ayrıştırıcı bir söylem mevcut. Bunu her şeyden önce siyasi iktidar, onların temsilcileri, işte siyasiler görüyorsunuz aslında yani. Aslında muhalefet bile yapıyor bu işi neredeyse. Bir hedef haline getiriliyor bunlar. Bakın bir hedef haline getiriliyor. Siz önce onları ötekileştirip nefret söylemine maruz bırakıyorsunuz. Ve bu ülkede yaşanılan tüm sorunların sebebi onlarmış gibi gösteriliyor. Halbuki bunların sorumlusu siyasi iktidar bizzat. Oraya yönelmeyen öfke en zayıf, en kırılgan, en savunmasız kesim olan mültecilere yöneliyor. Yani bu cinayetin ne sahikle işlenirse işlensin ya da sonucu ne olursa olsun bizim şunu görmemiz gerekiyor. Bu kişi bunları hedef seçerken aslında o mültecilere yönelik nefret söylemi sonucunda belki de yaşadığı işsizliğin sebebini bunlar gördüğü için yapıyor bunu ya da başka sahiplerle yapıyor. Ama bunun arkasındaki toplumsal sebebin mültecilere yönelik nefret hedef söylemi, gösterici beyanlar olduğunu düşünüyorum ben. Peki siz bu cinayeti bir bireysel bir nefret suçu mu olarak görüyorsunuz? Yoksa sizce şüphelinin beraber çalıştığı, beraber olduğu farklı şüpheliler ortaya çıkabilir mi sizce? Yani bunu söylemek için çok erken. Şu an henüz soruşturma bir derinliğe, genişliğe ulaşmamış durumda. Çok sınırlı veri var elimizde. Dolayısıyla bununla ilgili bir yorumda bulunmak çok çok zor şu an. Ama ister tekil işlensin, isterse arkasında başka güçler olsun. Çıktığı nokta şu, biz bu insanların yaşam koşulları, sigortasız çalıştırılmaları, kayıt dışı oluşları, belki de kayıt dışı oldukları için de bu kadar uzun süre gündemimize gelmedi. Belki de belki, hiç gelmeyecekti. Belki işveren kişiler yapmaya çalışmıştır. Şimdi siz onların yaşam koşullarından bahsettiniz, öldürülen gençlerin. Orada yani İzmir'de Suriyeli olmak, işte bir iş yerinde çalışmak nasıl bir şey? Şimdi sadece İzmir'le ilgili değil bu, evet, aslında tüm Türkiye'de mültecilerin yaşadığı bir takım genel sorunlar var. Bu sorunların bir kısmı bize ulaşıyor. İzmir Barosu'na işte başvurular yapılıyor. Biz bunlara müdahil olmaya çalışıyoruz. Ama zaten mülteci olmanın en zor yanlarından biri de yaşadıkları ülkedeki yasaları bilmemek, hakları bilmemek, erişebilecekleri kurumların olmaması vesaire, birçoğunu da göremiyoruz. Birçoğu bizim gündemimize bile gelmiyor. Ama sanırım en büyük sorun kayıtsızlık, sigortasız çalıştırılma, yaşam koşullarının çok kötü olması. Nitekim bu dosyada da mesela benim en çok dikkatimi çeken şey o. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bu işçiler 2 yıla yakın Türkiye'deler. Biri 17 yaşında bir çocuk. Sigortasız çalıştırılıyorlar. Baraka gibi kapısı kilitlenmeyen bir yerde yaşıyorlar. Mesela bunları konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu kadar kolay hedef haline gelebiliyorlar. Bir kişi elini kolunu sallayarak geliyor, yaşam haklarını elinden alabiliyor. Çünkü kapısı kilitlenmeyen bir barakada yaşıyor bunlar. Ve aslında bu olay mültecilerin Türkiye'de yaşadıkları yaşam koşullarının da bir örneği aslında. Aslında o üçü de aynı barakada değil mi? Aynı yerde. Üçü de evet, iş yerinin müştemilatı olarak kabul edilen bir baraka. Evet. Barakada birlikte yaşıyorlar ve kapısı kilitli değil. Muhtemelen kilitlenmeyen bir kapı ve uzun bir süredir de burada yaşamaya çalışmaktadırlar. Aslında sizin anlattığınız bu hikayeler Türkiye'de yüz binlerce mültecinin hikayesi. Öyle görünüyor. Çünkü yıllardır bu insanlar herhangi bir hak elde etmiş değiller. Aileler ne durumda? Yani Suriyelisiniz, işte bir ülkeye sığınıyorsunuz ve çocuklarınız yakılarak öldürülüyor. Ne durumdalar? Türkiye'den kalmak mı istiyorlar? Yani gitmek mi istiyorlar? Nasıl hissediyorlar? Görüşmüşsünüz siz onlarla?
Şimdi şöyle, bu kişilerin yakın aile üyeleri diyebileceğimiz anne, baba ya da kardeşleri yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyoruz. Türkiye'de değiller. Yani ikinci derece akrabaları diyebileceğimiz aile üyeleriyle temastayız ve birçoğu Suriye'de zaten. Türkiye'de bulunanlar da birinci derece akrabaları değil. Ama dediğim gibi yani onlar da bunların yaşadığı benzer sorunları yaşayan kişiler. Elbette ki kendinizi böyle bir olayın ardında güvende hissetmeniz mümkün değil. Yoğun bir kaygı, endişe. Ama bence her şeyden de önemlisi bu olayın aydınlatılması, her yönüyle aydınlatılmasına dair bir takım güven duyacak kurumların varlığı. İhtiyaçları var. Evet, ona ihtiyaçları var. Biz elbette bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz insan hakları savunucuları olarak İzmir Barosu İnsan Hakları Derneği ve bu davayı yürüten insan hakları savunucusu avukatları olarak bu olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması, etkin bir soruşturma yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama dediğim gibi bu sadece bizimle ilgili değil. Resmi kurumlarında bu yönde bir çabasının olması gerekiyor. Resmi kurumlar demişken şimdi siz de hatırlarsınız, 90'lı yıllarda Almanya'da Türk mülteci göçmen bir ailenin evi yakılmıştı ve orada da bir cinayetler işlenmişti ve yıllardır Almanya'da anılıyor aslında o cinayetler. Türkiye resmi kurumları her yıl dönümde açıklamalar yapıyor işte, ama Türkiye'de de aynı olay oldu. Suriyeli mülteciler yakıldı. Sanki hem kamuoyundan hem de resmi kurumlardan, iktidardan, devletten yeterli bir tepki görmedik. Siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Evet, şöyle, ben zaten en çok yani soru işareti, kafamdaki soru işareti bu. Biliyorsunuz Türkiye Avrupa'da en fazla göçmen nüfusuna sahip ülke, Almanya başta olmak üzere. Ve oradaki mülteciler de muhtemelen benzer sorunlar, biz de basından, işte geçmişteki olaylardan biliyoruz. Yani mülteci olmanın, göçmen olmanın sıkıntılarını, sorunlarını herhalde en çok biz bilmeliyiz, evet. En çok biz anlamalıyız, öyle değil mi? Evet. Bütün Avrupa'da çok nüfusa sahip, göçmen nüfusa sahip ülkeyiz. Ama buna rağmen yani Türkiye'de mültecilerin bu kadar hedef alınmasını gerçekten anlayamıyorum. Şöyle düşünsenize, Almanya'da, İngiltere'de bir sürü Türkiye iş yeri var. Kendi ülkesinin diliyle tabelaları Türkçe var, iş yerleri var, mahalleler yani. Var, evet. Türk mahalleler var. Ama biz Türkiye'de bir tane Afgan market yazıyor diye, Afganların yoğun olarak yaşadığı bir yerde market işletiyor diye, biliyorsunuz bir siyasi parti temsilcisi açıklama yaptı sosyal medyada ve o kişi tabelasını indirmek zorunda kaldı hedef haline geldiği için. Yine yakın zamanda bu cinayetten çok kısa bir süre önce Ankara'da Altındağ'da yaşanılan olayları biliyoruz. Bütün bir mahalle abluka altına alındı, iş yerleri, evleri yağmalandı, öyle değil mi? Günlerce insanlar sokağa çıkamadı. Evet. Şimdi nefret suçu diye tanımladık ki kesinlikle öyle görünüyor. Şüphelinin ifadesi de Suriyeli oldukları için yaktım, daha öte bir delile ihtiyaç yok zaten. Türk hukuk sisteminde nefret suçları konusunda bir boşluk var mı yoksa yeterli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'de ben yasaların öncelikle etkin bir soruşturma ve sonrasında yasaların gerçekten hukuka uygun bir şekilde uygulanması neticesinde yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama burada aslında bu olay sadece diyelim ki bu kişi yargılandı ve cezalandırıldı. Adil bir soruşturma yürütüldü, dava açıldı, cezalandırıldı. Bu ve bunun gibi benzer olayların yaşanmaması için daha dikkatli, özenli bir dil kullanması gerekiyor siyasilerin. Yani medyanın, örneğin mültecileri hedef haline getiren açıklamalardan, kamuoyundaki yanlış bilgilerden kaçınmak gerekiyor. Ya da diyelim ki muz yedi diye insanlar evlerinden, biliyorsunuz sabah vakti operasyonlarıyla gözaltına alındılar. Sınır dışı edilmeye çalışıyor.
Evet. Muz yediler diye. Yani bunların hepsinin arasında neden sonuç ilişkisi var? Siz yargılama makamları olarak muz videosu paylaştı, ifade özgürlüğü hakkını kullandı diye insanları evlerinden sabah gözaltına alırsanız ve hemen sınır dışı kararı alırsanız hukuka aykırı gerekçelerle, bu bir gerekçe olamaz sınır dışı kararı için. Ne oluyor? Bu insanları hedef haline getiriyorsunuz. Hedef haline getirdiğiniz insanlarla da ilgili ne yazık ki böyle suçların işlenmesi kaçınılmaz olacak. Siz... Yani asıl önemli olan noktanın bu kişilerin hakları olduğunu, bizim onlara bir lütuf olarak vermediğimizi, uluslararası sözleşmeler ve Türkiye'deki iç mevzuatımız gereği bunların bir hak olduğunu, bunlar, yani bunu anlatmamız gerekiyor. Ama tam tersi oluyor. Yani siz bir gazeteyi açtığınızda veya ana akım herhangi bir medya kanalını izlediğinizde veya işte en son siz de ifade ettiniz, Urfa'da bir siyasetçi, bir göçmenin, mültecinin artık Türk vatandaşı olmuş gerçi, onun dükkanına girerek kimlik bilgisi, vergi levhası bilgisi sorma cüretini görüyoruz ve bunu sosyal medyada yayınlıyor. Yani bunlar oldukça bu cinayetler de olacak mı? O fikre mi geliyoruz? Yani ben şüphesiz olduğunu düşünüyorum. Siz bir kesimi hedef haline getirirsiniz nefret söylemiyle, gerçekten gerçekte olmayan bilgi kirliliğiyle bu insanları hedef haline getirirseniz, yani yeterli muhakeme gücüne sahip olmayan ya da yaşadığı ekonomik sorunların kaynağını mülteciler gibi gören, Türkiye'de bir sürü problem var, bu problemlerin kaynağını onlar gibi gösterdiğimiz zaman o insanların hedef haline gelmesi kaçınılmaz. Biz Türkiye tarihinde bunu hep görüyoruz. Maraş katliamında, 6-7 Eylül olaylarında, Altındağ, yani çok geçmişe gitmeye gerek yok. Ankara'da, Altındağ'da yaşanan olaylar tam da bu söylemin sonucunda, bu hedef göstermenin sonucunda oldu. Bu cinayet de aynı şekilde. Düşünsenize, bir insan hiç tanımadığı, bilmediği kişi... Husumeti olmadığı, hiçbir anlaşmazlığı olmadı aslında. Yani 17 yaşında bir tane çocuğun olduğu, 22-23 yaşında gencecik insanların olduğu, hiç tanımıyorsunuz, bunu kendinize hedef seçiyorsunuz. Neden? Suriyeli oldukları için. Burada cezasızlık diye bir sorun var mı? Mesela sosyal medyada görüyoruz, yani ırkçı gruplar örgütlemiş vaziyette. İşte Atmaca diye bir grup herhalde. Şimdi reklamı da yapmak istemiyorum. Böyle sürekli mültecilere karşı şiddet uygulayıp video paylaşıyorlar. İşte bu siyasetçilerin yaptığı, yani bunlara karşı bir yargısal yol yok mu? Yani suç işlenmiyor mu bunlar? Yani gazetelerde çıkan haberler, işte siyasetçilerin yaptığı söylemler, işte sosyal medyada ırkçı grupların saldırılarının açık açık videoya kaydedilip gösterilmesi, bunların hukuki anlamda bir karşılığı yok mu? Şimdi siz de biliyorsunuz Veysel Bey, aslında nefret söylemi içeren ifadeler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bunlar suç. Evet, nefret söylemi bir ifade özgürlüğü değildir. Dolayısıyla bence bunlarla ilgili tabii ki bir soruşturma başlatılması ve haklarında gerekli cezaların uygulanması gerekiyor. Ve siyasetçilere mi mutlaka bunun yapılması gerekiyor? Ancak bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. İkincisi, biz bu olayda da çok net bir şekilde gördük. Siz en korunmasız, en savunmasız kesimlere yönelik bir takım önleyici tedbirler almanız gerekiyor. Mesela Ankara Altındağ'da yaşanan olaylarla ilgili bir suç duyurusunda bulunduk. Kim bunlar? Bir, olayların açığa çıkmasına neden olanlar. İki, ihmali bulunanlar. Olayların engellenmesinde ihmali bulunanlar. Eğer siz bunlarla ilgili cezasızlık politikasına devam ederseniz, bunlar devam edecek, bu suçlar, bu eylemler. Ama etkin bir soruşturma ve adil bir yargılanma sonucu, ihmali bulunan kamu görevlileri de dahil olmak üzere gerekli cezaları yaparsanız eğer, bunlar tabii ki bir caydırıcılığı olacaktır toplum üzerinde. Ama daha da önemlisi, mülteciler ve sığınmacılarla ilgili bir hak kavramını konuşmak gerekiyor. Yani bu, biliyorsunuz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 14. madde, herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma hakkı vardır der. Biz bu sözleşmelere, Cenevre Sözleşmesi'ne tarafız. Ya. Kendi iç mevzuatımızda da var. Bunu topluma vermek gerekiyor. Bu bir hak, bir yükümlülük bizim açımızdan. Ülkemizde yaşayan sığınmacıların temel haklarını korumak zorundayız ülke olarak. Peki şimdi bir yandan da iktidar
kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir iktidar var Türkiye'de. İşte başka grup, başka ülkeden gelen Müslümanları yakılarak öldürülen bir ülkeye geldik. İkincisi, sürekli Suriyeli göçmenleri barındırmakla gurur duyduğunu ifade eden ve bu yönde batılı ülkelerden veya Avrupa Birliği'nden yüklü miktarda fonlar alan bir ülkede yaşıyoruz. Bu bir çelişki değil mi? Yani siz neden koruyamıyorsunuz mültecileri? Yani neden cezasızlık politikasına alet oluyorsunuz? Evet, şimdi şunu belirtmek istiyorum. Aslında Türkiye çok ağır bir yük altında bu anlamda. Çok yoğun bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmakta. Bu anlamda biliyorsunuz uluslararası mevzuatta da doktrinde de bir yük paylaşımı ya da insan hakları savunucuları bunu onur paylaşımı olarak tabir ediyorlar. Yani bu örneğin bizim coğrafyamıza yakın bir yerde yaşanılan insanlık krizi, savaş, çatışma ortamından kaçan insanlara sadece Türkiye'nin değil aslında bütün dünya ülkelerinin bu yükü paylaşması gerekiyor. Ama şunu bir yanda ayrı tutuyorum. Türkiye'de elbette ki siz kendi ülkenizde yaşanan insanların temel insan haklarını, mülteci hukukundan kaynaklanan temel haklarını tanımak zorundasınız. Ama uluslararası kamuoyuna da bu yönde bir çağrı yapmak gerekiyor. Bu sadece Türkiye'nin üzerine bırakılamaz. Bütün dünya ülkelerinin bu yükü sadece Suriye, Afganistan üzerinden demiyorum. Yarın bir gün belki iklim nedeniyle iklim mültecileri evet. doğacak. Bu yükün paylaşılması gerekiyor. Nerede olursa sadece coğrafi olarak yakın olan ülkelerin üzerinde bırakılmaması gerekiyor bu yükün diye düşünüyorum. Bir de bu ırkçıların bir söylemi var. Yani mesela Almanya'ya göç eden Türklerle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler aynı değildir diye. Neden aynı değildir? Sizin bir cevabınız var mı acaba bu konuda? Ya böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Hatta şunu söyleyeyim, Almanya değil aslında Avrupa'daki çeşitli ülkelerde bulunan Türklerin örneğin koşulları varsa 3 yıl içerisinde yurttaş olma hakları bile var, vatandaş olma hakları bile var. Ama Suriyeliler 10 yıldır bizim ülkemizde yaşıyorlar, hala geçici koruma statüsündeler ve geçici koruma statüsünde olunca biliyorsunuz hiçbir hakkınız yok o ülkeyle ilgili. Statünüz yok aslında, geçici adı üstünde ve 10 yıl oldu Suriyelilerin ülkemize yoğun bir göç dalgasıyla. 10 yılın geçiciliği olur mu? Mesela entegre çalışması yok, uyum çalışması yok. Bu kişiler gidecek mi, kalacak mı? Bu yönde bir belirsizlik söz konusu. O kadar zor bir yaşam koşulu ki düşünsenize 10 yıldır bu ülkede doğan, kendi ülkesini hiç görmeyen, dilini konuşamayan çocuklar var ve geçici statüsündeler. Ve şunu da söyleyeyim, bu insanların yaşamları o kadar kolay değil. Biz İzmir Barosu olarak geçtiğimiz aylarda başvuru yaptık göç idaresine. Geçici koruma statüsünde işte sınır dışı kararı alınan kişilerin kimliklerine el konuluyor. Bu kişiler eğitim hakkından faydalanamıyor, okul sağlık hakkından faydalanamıyorlar. HES kodu alamadıkları için otobüse dahi binemiyorlar, aşı olamıyorlar. Peki her şeyden önce. Peki niye o zaman COVID-19... sosyal medyada işte Suriyeliler ücretsiz üniversite gidiyor, işte her ay devlet maaş ödüyor onlara. Yani bu nefreti körükleyen, aslında doğru olmayan bilgiler bunlar sizin de ifade ettiğiniz gibi. Söylemler dolaşıyor yani, bunu siyasetçiler söylüyor aslında. Bu bahsedilen hakların hiçbirine sahip değiller. Başka statülerle ilgili bir takım yasal başka nedenlerle bu hakları kazanmış olabilirler. Ama geçici koruma statüsünde Türkiye'ye kitlesel olarak gelenlerin bu hakları yok ne yazık ki. Bunlar hep bilinen bilgiler ama bunları aydınlatmak gerekiyor. Bu konuda da aslında medyaya ve hak savunucularına çok fazla iş düşüyor. Mesela 10. yılında hala geçici koruma statüsünde olan Suriyelilerin bakın bu dosyada da var, konuştuğumuz dosyada da var. Bu işçiler kayıt dışı çalıştırılıyor. Belki de asıl konuşmamız gereken peki, şey devletin bu. Hiç mi denetimi olmuyor bu kayıt dışına? Yani İzmir Türkiye'nin en görünür şehri. Yani devletin birçok kurumu var, birçok polisi var, zabıtası var, yani var da var. Hiç mi denetim yapmıyor veya işlerine mi geliyor bu şekilde ucuz iş gücü? Yani birçok nedeni var aslında biliyorsunuz. Yani siz de söylediniz, biri o ekonomik nedenler, ucuz iş gücü olması. İkincisi bu insanların
adalet erişim mekanizmaları çok zayıf. Yani uğradıkları hak ihlalleriyle ilgili haklarını savunacak mekanizmalardan çok yoksunlar. Birçoğu dil bariyeri nedeniyle bu haklara ulaşabilir durumda değil. Örneğin kaçak çalıştırıldığı ya da sigortasız çalıştırıldığına dair bir başvuru nereye başvuru yapacağını dahi bilmemektedir. Ama en büyük korkuları da sınır dışı alınması. İkamet kağıtlarının iptal edilmesi. Evet evet, çünkü Türkiye'de sınır dışı kararları çok çok basit. Politik alınıyor aslında. Aykırı, evet, hukuka aykırı gerekçelerle hemen sınır dışı kararı alınıyor. İşte idari gözetim, Türkiye'de geri gönderme merkezlerinde birçok sorun yaşanıyor. Ve insanlar bu süreçlere maruz kalmamak için bazen bu kayıt dışılığa göz yumuyorlar. Şeyi de merak ediyorum aslında. Ben mesela biz Berlin'e gittiğimizde ve Londra'ya gittiğimizde Türkiye'lilerin kurduğu sivil toplum örgütleri var. Yani Türkiye'lilerin haklarını korumak amaçlı. Ama Türkiye'de biz Suriyelilerin örgütlendiğini de göremiyoruz. Bu bir korkudan mı kaynaklı acaba? Hak arama taleplerini çok açık ifade edemiyorlar sanki. Tabii bir nedeni bu olabilir. Ama Türkiye'de de çok yaygın olmasa da Suriyeliler mesela var, İzmir'de de var. Suriyelilerle ilgili dernekler var, sivil toplum kuruluşları var. Ama şey var, uluslararası kuruluşların oluşturduğu bir takım dernekler var. Bu insanlar buraya özellikle yoğun yaşadıkları bölgelerde ise irtibat merkezleri ya da çalışma alanları, bunlara erişebiliyorlar, ulaşabiliyorlar ama öyle çok yaygın değil. Evet. Türkiye, Avrupa'da olduğu gibi değil. Ama tabii şunu da söylemek gerekiyor. Koşullar da aynı değil Veysel Bey. Yani Almanya'da biliyorsunuz birçok şey aslında ifade özgürlüğü ya da işte ırk, dil, din, nefretle ilgili bir takım temel haklar daha oturmuş durumda. Bir de Almanya'ya göçün tarihiyle Suriyelilerin Türkiye'deki göçünün tarihi çok kısa. Yani biz aslında biraz bunun için de uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Türkiye belki de 10 yıldır bu kadar yoğun bir göç, bu kadar yoğun bir mülteciye ev sahipliği yaptı. O yüzden hani ikisi birebir aynı değil. Ama evet, Türkiye'de biliyorsunuz sadece Suriyeliler, Türkiye'liler de örgütlenemiyor. Bizler de ifade özgürlüğümüzü, toplanma, gösteri, yürüyüş hakkımızı, örgütlenme özgürlüğümüzle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi cinayet soruşturmasına tekrar dönmek istiyorum çünkü süremiz de azaldı. Bundan sonra ne olacak bu cinayet soruşturmasında? Yani 3 genç yakılarak öldürüldü gerçekten. Yani tüm ülkenin ayağa kalkması lazım. Böyle bir haberde, ürpermesi lazım böyle bir haberde. Onu görmedik. Ne olacak bundan sonra? Ben kendi adımıza ifade edebilirim. Biz insan hakları savunucuları, avukatları olarak bir çalışma grubu oluşturduk. Dosyayı takip eden kurumlar olarak, içinde İzmir Barosu, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Mültecilerle Dayanışma Derneği gibi kurumların olduğu bir çalışma grubu oluşturduk. Dosyayı inceliyoruz, araştırıyoruz, taleplerimizi ileteceğiz soruşturma makamına ve sonrasında da bu etkin soruşturmanın devamı için elimizden gelen bütün hukuki mücadeleyi yürüteceğiz. Biz üzerimize düşeni bu şekilde yerine getireceğiz. Ama sonucu ne olur? Siz de belki basın ve medya olarak dosyanın takibini yaparak biraz gündemde hani kalmasını bu yönde sağlayarak. Bu dava değil ama bu dava mültecilerin yaşadığı sorunlar ve sahip olduğu haklarla ilgili daha fazla program yayın yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi biz dosyayı yürüten avukat, soruşturmayı takip eden avukatlar olarak bu üzerimize düşen görevleri, ileriki aşamalarda belki ihmali olduğunu tespit ettiğimiz kişi ve kurumlar hakkında suç duyurularında bulunmayı, delillerin toplanması için bir an önce daha etkin bir soruşturma başlatılması için çalışmaya devam Peki, edeceğiz. İzmir kamuoyu, İzmir sivil toplum örgütleri, İzmir'deki demokrat kamuoyunun bir desteği var mı bu konu hakkında? Yani az önce söylediğim örgütlerin, insan hakları örgütlerinin ve insan hakları savunucularının bu dosyaya sahip çıkması aslında bu anlamda bu kesimler açısından bir sahiplenmenin olduğunu gösteriyor. Ama bir, olayın geç yansıması basına ve kamuoyuna. İkincisi, çok hassas bir konu. Bu kadar hassas bir konuda harekete geçerken
açıklama yaparken çok dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum Veysel Bey. Yani çünkü evet Türkiye'de mültecilere yönelik nefret söyleminde bulunan, ötekileştirici, ayrıştırıcı ifadelerde bulunan bir kesim olduğu gibi aslında mültecileri savunan, onlara dayanışma duygularıyla sahip çıkan da bir kesim var. O yüzden bence daha hassas bir konu, çok hassas bir konu ve biraz da aslında travmatik de bir olay hepimiz açısından. Çok üzücü bir olay. Az önce size bahsettiğim nedenlerden dolayı. O yüzden ben daha hassas ve ince çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki kamuoyundan bir beklentiniz var mı? Yani bu davanın da diğer nefret cinayetleri gibi bir, tabii ki fail belli de, ana ekseninden kaymasını engellemek için kamuoyundan, işte diğer büyük örgütlerden bir beklentiniz var mı? Yani ben kendi adıma şunu ifade edebilirim. Bu cinayet dosyasının sonucu ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız. Ama burada bir hikaye var arka planda. Bence en çok üzerinde durmamız gereken şey o. Barakada yaşayan 3 tane genç, ailelerinden haber alınamıyor. Belki de hayatta değil aileleri, evet, yakın aile üyeleri. Dolayısıyla yaşam koşulları, sigortasız çalıştırılmaları, yani asıl üzerinde durmamız gereken konular bu diye düşünüyorum. Çünkü böyle binlerce, milyonlarca kişi var. Ve her şeyden önemlisi mültecilere, sığınmacılara yönelik nefret söyleminin, ayrıştırıcı söylemin bir an önce durdurulması için birlikte çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu gibi saldırılarının, nefret sahikiyle işlenen suçların devam etmesi kaçınılmaz. Aynı şeyleri Altındağ olaylarında söylemiştik. Evet. Altındağ bir de yoksullaşmayla bu olaylar arasında bağla kurdunuz sanırım. Yani toplumun bir kesimi en azından yoksullaşmanın sebebi olarak mültecileri görüyor diye ifade etmiştiniz. Bunu hangi bağlamda ifade ettiniz? Evet, sosyal medyadan çok görüyoruz, haberlerde de görüyoruz. Türkiye'de çok ciddi yaşanılan sorunlar var. Ekonomik kriz, pahalılaşma, işsizlik vesaire. Aslında bunların hedefi haline getiriliyor mülteciler ve de hedef saptırma yöntemi. Ben biraz da bilinçli olduğunu da düşünüyorum. Yani hedefin aslında buradaki sorumlular, gerçek sorumlular siyasi iktidar, siyasi iktidarın politikaları ve yine mültecilere yönelik politikasızlığı siyasi iktidarın, öyle değil mi? 10 yılda hiçbir çözüm getiremedi, hiçbir iyileştirme yapamadı, uyum sürecini yönetemedi ya da sonrasında ne olacağına dair bir belirsizlik söz konusu. Bütün bunların sebebi siyasi iktidarken ben biraz da bilinçli olarak hedef saptırma, en korunmasız, en zayıf, en güçsüz kesime yönelik bir hedef olarak seçtiğini düşünüyorum. Evet, süremiz bitti Ayşe Hanım. Çok dolu dolu geçti bu arada bu program. Son sözlerinizi de almak istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için ve konunun gündemde kalmasını sağlamaya çalıştığınız için. Yani iyi yayınlar diliyorum. Umarım gerçekten etkin bir soruşturma yürütülür. Savcılık makamı bu konuda hassas davranır. Biraz bizim taleplerimizi de dikkate alır diye düşünüyorum. Umarım gerçekten adil bir yargılanma sonucunda gerçek failler açığa çıkarılır ve sorumlular hak ettiği cezayı alır diye. Çok teşekkürler katılımınız için. Biz de ajanda olarak özellikle bu cinayet davası, bu ürpertici davayı takip edeceğimizi söylüyoruz. Zaten ana amaçlarımızdan bir tanesi bu. Tekrar emek verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bu hafta 3 Suriyeli gencin yakılarak katledilmesini konuştuk. Soruşturması devam ediyor. Kamuoyunun ve medyanın, özellikle siyasetçilerin mültecilere yönelik nefret söylemlerinden vazgeçmesi lazım ki bu saldırılar, bu cinayetler dursun. Ama Türkiye'de muhalefetinden iktidarına herkes mültecilere yönelik nefret söylemlerini maalesef kullanmaya devam ediyor. Haftaya başka bir gündemle sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.